sevgili izleyiciler. Sağlık Vakti programı ile yeniden sizlerle birlikteyiz. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bu haftaki konuğumuz strateji araştırma uzmanı Profesör Doktor Ahmet Maranke. Konumuz detoks. Kıymetli vaktinden zaman ayırıp programımıza katıldığı için çok teşekkür ederiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum doktor hanım. Sağ olun. Hocam tamamlayıcı tıp, bütünleyici tıp olarak herkes sizi tanıyor. Tekrar tanıtmamıza gerek yok. Zaten merakla seyircilerimiz sizi bekliyorlar. Zaman kısıtlı olduğu için engin bilgileriniz bizim için daha önemli. Evet. Çünkü son yıllarda gerek radyasyon, gerek negatif elektrik, gerek şehir hayatının stresi, gerek iş dünyasının stresi, kullandığımız olsa değiştirilmiş gıdalar, hazır gıdalar, kimyasal ilaçlar, hele ki 20... 2020'den sonra dünyaya saran ve insanların hayatını felç eden COVID ile İnsanları eve kapatıp ya da maske takarak yeterince gereğinden fazla psikolojik ve fizyolojik olarak toksine ve zehirlere maruz kaldık. Tabii ki bizler hekim olarak insanları sağlıklı beslenmesi, sporla hayatlarını ya da diyetle insanların daha çok e, sağlıklı beslenmesini yönlendirmeye çalışıyoruz. Ama vücudumuza yüklediğimiz bu de, toksinlerin nasıl temizlenmesi gerekli? Son yıllarda detoks çok fazla söyleniyor. Herkes detokstan bahsediyor ama gerçekten kimler daha çok Detoksu daha iyi yapabiliyor. Detoks ne zaman yapılır, nasıl yapılır, ne şekilde yapılır, nelere dikkat etmemiz gerekli? Bunları tabii ki birinci ağızdan e, konunun üstadı olarak sizden almak istiyoruz. Çünkü insanlar artık sabahları uyanamıyor, gece uyuyamıyor. Huzursuzluk, mutsuzluk, gün içindeki motivasyon ve modu düşük bir şekilde günümüze nasıl tamamlayabiliriz? Ya da nasıl enerjik bir şekilde tekrar şey, eski halimize dönebiliriz. Çünkü eski son yani eski zamanlarda insanlar daha çok toprakla temas ediyordu. Organik ve doğal besleniyordu ama günümüzde bunlar çok çok imkansızlaşma boyutu vardı. Bunlara rağmen nasıl bunları dengeleyebiliriz hocam? Mikrofonu size bırakıyorum. Detoks nedir ve nasıl yapılır? Kimler nasıl yaparlar? Evet Doktor Nur Hanım teşekkür ediyorum. Hakikaten iyi bir girizgah yaptınız. Evet önemli. Siz bir tıp hekimi olarak bugün modern tıp, ortodoks tıpı dediğimiz Engin tecrübeleri var bunu kabul ediyoruz ama bunun yanında 5000 yıllık Türk tıbbı ve 1500 yıllık yaklaşık İslam tıbbı, tıbbı nebevi bizim için çok önemli. Biz diyoruz ki insanlığın kurtuluşu tabii ki modern tıbbın endin tecrübeleri var ama bu tıbbı da birleştirip barıştırarak insanlığın hizmetine sunulursa o zaman insanlık daha mutlu ve huzurlu yaşayacak. Sizin alanınızdaki tamamlayıcı Tıp Artık Dünya Sağlık Örgütü literatürünü aldı hocam ve kabul etti. Hızlı bir şekilde kullanmaya başlıyorlar. Onun için sizlere daha çok ihtiyacımız var. Tabii ki biz olmamız gerekli ama sizlerin de evet, olması gerekli evet. hocam. Dünyada bu böyle. Dünyada maalesef mesela Avrupa'da söyleyeyim. Hani gözümüz hep Avrupa Birliği. Orada tabii ki doktorlar var ama onun dışında hay praktikler var bu konuda. Mesela ben Amerika'da post doktora yaptım 90 yılında. ...drag vardı yani vitamin büfeleri vardı. Bakın bundan 35 sene önce. Yine 30 sene önce Almanya'ya gittiğimde ilk defa orada reform house'lar var. Ne demek? Bir, bir ilçe 10 bin nüfuslu bir ilçede reform house dedikleri... ...geliştirilmiş ürünler, inovatif ürünler. Yani kantoran var tamam içinde hipersin var. Psikoloji, hiperaktif, panik atak, kaygı, endişeye iyi geliyor ama yetmiyor... Bunu tablet hale getiriyor. İçindeki hipersini çekiyor. Şimdi biz bunu daha da bir inovatif yaptık. İçine ekstrat olarak hipersini çektik. Bunu içtiğinizde kedi gibi oluyorsunuz. Eve mesela gergin eşiniz geldi. Çocuklarınız stresli bir damla. Bir damla sarı kantorun. Aynı şekilde papatya. Aynı şekilde melissa. Mesela pasiflora. Bunlar üzerinde en çok araştırma yapılmış bitkisel ürünlerdir. Onun için bunlardan uzak kalmak, sağlıktan uzak kalmaktır. İşte Avrupa bunu 30 sene önce başlatmış. Biz de bunu yaza yaza, söyleye söyleye 3000 program yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşleri Emine Erdoğan hanımefendinin gayretleriyle Türkiye'de tamamlayıp tıp yasası çıktı. Ve ama maalesef bugün yeterli mi? Maalesef değil. Yani hocam sözünü kesiyoruz. Aslında yani modern ya da medikal tıp şeylerin, literatürün ders olarak bu girerse o iyi olur sizin de öneriniz gibi. Neden derseniz sosyal medya aracılığıyla fenomen olmak için herkes ya psikolog oluyor ya uzman ya danışman ya da dediğiniz gibi tamamlayıcı tıp. Bu gerçekten doğru bir bilgi ama bilmediğiniz bir şeyde doğruydu yanlış vererek insan hayatlarını etkileyebilirsiniz. Mesela 1990'ların sonunda Matrix filmiyle herkesin tabletle besleneceği gösterilmişti. Hani insanlar bundan etkilenen fenomen şeklinde bunu yapıyor. Bunları ayırt edebilmemiz için sizin gibi konunun evet. uzmanı üstad hocalarla bizim modern tıpın birleştirilerek yapılması fikri gerçekten mantıklı ve doğru. Evet, yani bu kesin zaruridir, elzemdir, katidir. Benim bir sözüm var. Bu olmazsa olmazdır. Dünya bu metotlara geçmiştir. Biz çok geç kalmışızdır. Ama bu bir başlangıçtır. Bunun devam ettirilmesi, sürdürülebilir olması Mutlaktır, Bunun yapılması lazım. Biz neden hastalanıyoruz doktor hanım? Oradan bir girizgah yapalım müsaadenizle. Isten. Hemen kısaca şunu söyleyeyim hocam. Covid, RSV, influenza üçü birleşti ve insan vücudunun bağışıklığı sıfırlamış durumda. Bir aydır geçmeyen. Özellikle kış aylarında neleri dikkat edeceğiz? Onu evet. bahsederseniz detoks. Ama şimdi şu var yani bu bir gerçek yani. Bu malumun ilanı. Yani şimdi kış geliyor grip hastalıklar. dün vardı bugün var yarın da olacak. Bu üzerimizden geçen bir oyundu. Bunu bir kere söyleyeyim ve bugün maalesef işte bize bir takım uygulamaların sonuçlarında yaşıyoruz. Kalp ritim bozuklukları, eklem hastalıkları, kas ağrıları, aizamur, bunama, parkinson, cinsellik, kanserlerdeki artışlar. Kıhta atma, kıhta beyin atma. kanamasından çok fazla yani hasta kaybıları başladı. E, bir sela verilen camide 10 sela verildiğini görüyoruz. Bakın bunlar... Tabii bunlar araştırılmalı. Ben buralara girmek istemiyorum. Bunlar hekimlerimizin konusu. Benim haftada iki gün yazıyorum. Pek çok programlarım var. Onun için ben yazılan yazılmıştır. İlgili olan bunu öğrenirse geleceğimiz kurtulur. Söylediğiniz bütün bu rahatsızlıklardan korunmanın yolu bağışıklıktır. Bir insanın, bakın özetini söylüyorum doktor hanım. Ülke duysun, sağlık bakanı, yetkililer, her kimse bu işte ilgilenen gönüllü kuruluşlar. Bir insanın bağışıklık sistemi güçlü olursa ona korona girer, gelir çıkar gider. İki gün öksürür, üç gün hıçkırır gider. Ama sen bağışıklığını bir takım işte şeker hapı, tansiyon hapı, kolesterol hapı gibi kronik rahatsızlık bakanlığın dediği kişiler bu mikrop yakalarsa seni alır götürür ölüme kadar götürebilir. Birinci yapılacak iş bağışıklık sistemini güçlü tutmak. Ama ülkemizin bağışıklığı göçmüş durumda. Neden? Ne güzel başladınız başlarken. Şimdi ne düşürüyor bağışıklığımızı? Gıda. Gıda biliyorsunuz ülke güvenliği kadar önemlidir diyen bir cumhurbaşkanımız var. Ona atfediyorum bunu şimdi. Gıda güvenliği korunmalıdır. Ata tohumlarına dönülmelidir. Monosodyum glikromat Çin tuzlarından kaçınılmalıdır. Bağışıklığı düşüren gıdaları söylüyorum içindekiler. Emilgatörler 1500 emilgatörün 900'ü haram ve şüphelidir. Zararına girmiyorum. Yani ben ekmek puf kabarsın puf böreği diye Çinli'nin kılını yemek zorunda mıyım? Bunun olmaması lazım. tayın 920. Bunlardan dönülmeyin. Niye bizim köy ekmeklerimiz tahıllı, rüşeymli, kabuklu ekmekler 3 ay dururdu bozulmazdı köyde? Çünkü içinde katkı maddesi yoktu. Çünkü tohumu ata tohumuydu. Oradan Çok şükür dolandı. biz Siyezi ilk defa Kastamonu'da DNA'sı 14 olarak Nuh tatlarına gönderdik ve Kastamonu adına tescilledik. Amerika'yı keşfetmeyin. Siyas, kara kılçık, DNA 14 bulunmuş, üretilmiş, 5000 ton olarak tohumluk dağıtılmıştır. Bunun sürdürülmesine gidelim ama bizi dinleyen birisi yok ki. Bu ata tohumunu yese bu insanlar hasta olmayacak, çölyak olmayacak, bağırsakta eminim problemi yaşamayacak. Bütün hastalıkların sebebi bağırsaklar değil mi? Ya son yıllar zaten bunu kabul ediyor. Dünya, hemen vücudumuzda ikinci beyin olarak bağırsaklar. Çünkü nasıl oksijeni akciğer yaptığı gibi vücuttaki bütün besinleri alıp insanın bağışıklık sistemini güçlendiren bağırsaklardır. Bağırsaklarımızı temiz tutarsak hayatımız Kadımız devam eder. Temizlenir. İşte bunu nasıl temizleyeceğiz? Ama işte bak şimdi siz bir hekim olarak bunu diyorsunuz. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Bağırsak emilimini güçlendiren beyin kodlarımızda olmayan gıdalar yasaklanmadan Asla insanlığın kurtuluşu mümkün değildir. Sen böcek öldürücü veremezsin. Gazlı içecek içemezsin. Enerji içeceği içemezsin. Tıp bunu delirlemiş. Bunun içindeki şeker bir bardak gazlı içecekteki şekerin oranı işte senin bir aylık şekerin. Bu çocuk tip bir diyabet olursa ona verecek ilaçlar ne oluyor? Yan etkilerini biliyoruz. Alzheimer, bunama, Parkinson, çocuk olmama. Yani böbrek, göz yan yetmezliğine kadar götürüyor ilk belirtilerde. Şimdi bunlar bağışıklığımızı düşürüyor. Bunlar olmadan bağışıklık düzelmez. Peki bozuldu. Ne yapacağız hocam? Şimdi ikinci çıkka Çok fazla kişilerde şu an bozulmuş durumda. Bu gerçeği kabul etsek etmesek de hastaneler olmuş. Emilimi yok. Tatmış durumda hocam. Bugün hastalıkların ana sebebi tıbbın görmediği parazitlerdir. Bakın Doktor Clark, İsviçre'de parazitoloji ensi Sağlığında ben kendisini takip ederdim. Birkaç yıl önce vefat etti. Onunla ilgili çok çalışmalar yaptık. İnternette bakın bu fare kurtçukları, diğer kanlı solucanlar, domuz solucanları, tenyalar, trişinoslar. Bakın bunlar bedenimizde tamamen bağışıklığımızı düşüren bağırsaklara yerlenmiş en zararlıları. Bunun dışında kandida, glabrata, albika, mayko türleri diğer virüs ve bakteriler yanında bedenimizde çoklu mikroplar var. Peki bunlardan Bakın bir de kabızlık var. Neden var? Çok fazla yaygın. Ya kabızsınız ya diyaresiniz hocam. Evet. Sinirim sistemi bozulduğu için. Bakın bağırsakta tüyler vardır, silyalar. Silyalar evet. Çok fazla ilaç ve özellikle antibiyotik kullandığımızda oradaki yararlı bakteriler ve mantarlar da zararlı şekilde gitmiş olunca çalışması Çalışmıyor. bloklanıyor. Ne oluyor? 3 gün 4 gün bekliyorsunuz. Hocam derdi ki bize bu bilimleri öğreten 3 tane tıp biliminde... 16 keşfi olan Profesör Şavku Muallim rahmet olsun. Oğlum 4 saatte hadi bilemedin 8 saatte hadi bilemedin 12 saatte yediğini atamazsan çok özür dilerim tekrar yersin derdi. Toksinleri vücuda almaya başlıyorsun. Bakın ilk 4, 4 saatlik hadi derdi içinde biraz daha vardır alabilir silyalar karaciğere gönderir. İkinci 4 saat çok tehlikeli 12 saat sonra sen zehir yemeye başlarsın karaciğer o kadar vasıfsız şey alır ki o zehiri kalbe verir ve bütün sen gıda zehirlenmesi yaşarsın. Dikkat et böyle çok kötü şeyler yediğimizde tavuktur işte artık portakal diyorsun alerji yapıyor. Bakın patates yiyorsun alerji yapıyor. Neden? Çünkü nitrat, gübre, şeker içinde hepsi var. Kompoze gübreler çok fazla. Toprak zehirli. Niye zehirli? Çünkü böcek öldürücü. İnseksitler atılıyor. Bitkileri de yok etmek için dikensi grubu bitkileri de yok etmek için de ilaçlar. çünkü aynı zamanda tarımla ilgilendiğim için biliyorum zararlı böcekler diye yok ediyorlar. Aslında o doğanın böcek... doğanın da Allah-u Teala onu muazzam bir şekilde yaratmış zaten. O şey o böcek orada olmazsa sen Adana'da gidip çıban şak çıbanı dediği sivrisinekleri yok ettiler bataklığı kuruttular herkes de çıban arttı. Sen kemtrellerle havayı bozup yukarıdan alüminyum yere düşürdüğün için zehirleniyor arılar böcekler çiçekler döllenemiyor. Sen zararlı bitkileri aynı korona gibi, aynı kene gibi zehirli derecesini arttırdığın için <laughs> bunlar zararlı oluyor doktor hanım. Ben çiftçilik yapıyorum. Türkiye'de organik tarım yapan sertifikalı tek bir kişiyim. Şimdi demin ne güzel dediniz. Ağzı olan konuşuyor. Şimdi televizyonlar çıkarıyor bakıyorum. Bana diyorlar niye çıkmıyorsun? Ya şimdi biz çıkarken bunları bir akit televizyonda söyleyebiliyoruz. Kulağına öfürüyor, gaz deme, kola deme, makarna deme, çikolata deme, aman şeker deme. E ne söyleyeceğiz biz oraya arz endam etmek için çıkmıyoruz ki. Adamın bir de çıkaranlara sormuyorlar ya bunun kitabı var mı? Kitapsız mı bu adam? Yani bir eseri var mı? Yani bu adam bunu okumuş mu? Eğitimini almış mı? Değil mi? bir kitabı var mı? E çağırsana işin ehli burada. Maranki toprak okumuş, tarım okumuş, tütün okumuş, orman endüstri mühendisi olmuş. Amerika'da tarım çiftliklerinde post doktora yapmış. Tohumu bilen, standartizasyonu yazan adam olmuş. Çağır bunu, senin bu ülkeyi 5 senede ülke düzelsin. Sağlık turizminden 1 trilyon dolar, şimdi anlatacağım. Kurt Türkiye'nin 5 bölgesine bir sağlık oteli, getir oraya insanları 7 gün gelsin yanında dursun. Ne yapıyoruz? Detoksa giriyorum. Dolunay günlerinde diyelim bağışıklığı göçtü adam. Çözümü de yok. Gel kardeşim eşinle birlikte buraya. Bütün değerleri şeker, tansiyon, kolesterol vesaire var. Gel buraya. 7 günde bu insana ne yedirmiyoruz? Niye hastalandı insanlar? Hayvansal gıda yemiyoruz. Riyazat. Sütlü gıdalar yemiyoruz. En tehlikeli üründür süt biliyorsunuz. Laktoz, Laktik asit, gaz evet. vesaire. Üçüncüsü ekmek yedirmiyoruz. Çünkü kabuğu kepeğe alınmış. Tamam mı? Çölyak. Glütenden dolayı. Dört tatlılar yemiyoruz. Bunu kestik. Sebzelerle insanları temizliyoruz yedi günde meyvelerle besliyoruz. Kısaca şunu belirteyim hocam biraz öncekiyle bağdaştıralım. İnsanlık var olduğu günde tarım gıda vardı. İnsanlığın biteceği günde tarım gıda. Evet teknolojiye, sanayi ihtiyacımız var. Yaşayabilmemek içinin çağımızın uzay çağıdır vesairedir. Ama bu çağ teknoloji olmasa da insan yaşar ama tarım ve gıda olmadığında yaşayamayız. İnsanlık böyle yok edilir. Onun için Tarım ve gıdaya ihtiyaç duyuyoruz hocam. Kesinlikle ihtiyaç duyuyoruz. İyi tarım, iyi gıda, sağlıklı gıdaya ihtiyaç duyuyoruz. Yoksa bunlar gıda aynısını buyurduğunuz gibi diyenler de var. Ne yapalım yani? Eptel kullanmayalım da ülkeyi gıdaya muhtaç mı edelim? Hayır. Bu ülkenin narazileri sağlıklı gıda üretmeye, sağlıklı tohum üretmeye yeterlidir. Bunun aklını söyleyen, aksini konuşan vatan hainidir en azından. Bu ülkenin tohumu da vardır. Eskiden ben çiftçilik yaptım. 5 ton ay çekçeği üretirdik. 2 tutun tohumluk ayırırdık. Pancar üretirdik. Birazını tohumluk ayırırdık. Efendime söyleyeyim bu böyleydi. Şimdi bu bozuldu. Birilerinin işine gelmedi. Geçelim. O büyüklerimizin işi onlar yapsın. Herkes işini yapsın bu ülkede. Şimdi biz 7 gün bu insanları aldık. Niye göre aldık? Dolunay gününe göre. Metcesir. Efendimiz niye 3 günlük oruç tutuyor? Diyorlar kameri günler. 14, 15, 16. 14, 15, 16. Bir diyor ki siz kamer günü oruç tutun. Diyorlar ki ey Allah Resulü Yahudiler de tutuyor bir gün önce. Siz bir gün sonra da tutun. Üç güne çıkartıyor. Biz bunu yediye çıkartıyoruz. Çünkü Dolunay gününde konuşamazsın Doktor Nur Hanım. Gülemezsin. Hormonların dengede değildir. Gergindir Dolunay. Suların ittiği bir şeydir. Bak çekmiyor cezir Ben Amerika'da bunu gören bileyim. Florida'da, Marsilya'da deniz 5 kilometre açılır ve gece sabaha kadar çılgınca eğlenirler. Sabahleyin toplanır gelirler. İşte Allah'ın buradaki hikmeti bize. Allah'ın benim orucuma ihtiyacı yok doktor hanım. Bedenin temizlenmeye ihtiyacı var. Özefacı diyorlar ya bedenin büyükler küçüğü yiyor. Küçükler daha küçüğü yiyor. Allah orucu bunun için emretmiş. Senin için emretmiş. Yoksa Allah'ın Bizim namazımıza ihtiyacı yok. Bedenin o ritüellere ihtiyacı var. Ben bunları hep anlattım. İşte biz kamplarımızda evinde herkes bu yedi gündür. Son dolunay mesela şu an başladı üçünden onuna kadar. Son üç gün yaparlarsa bu söylediklerimizi kesinlikle kanser, kısırlık, çocuk olmama, MS pek çok kronik hastalıklarından kurtulurlar. Niye? Bağırsağı temizliyoruz. Bağırsak temizlenince karaciğer temizleniyor. O işte malum koronadan alınan Çin çayları, Çin çayları, Sıvılar. sıvıların hepsi ne oldu? Bedenimizde pıhtı oldu. Ağır zehirlenme diyor makineler gösteriyor. Karaciğerde ancak böyle kurtulursun. Safra kesen temizlenir. Nelere dikkat etmemiz gerekli hocam temizlenmek için? Şimdi burada oraya geliyorum. Çok güzel. Şimdi bu 7 gün, günü belirledik. Aydınlık dolunay var gökteki ayın tabi bizim bu Ocak Şubat'ta değil kameri aylarla gökteki ayın e, 8 ile 14'ü 23 ile 30'u arasında yapılır. Bunun dışında yapılmaz. Çekim o itim olmaz. Bak şimdi bunu da yapıyorlar bazı çakmalarımız hacamat gibi. Hacamatın günü vardır ya. Yine Dolunay'a göre yapılır. Şimdi sabah 9'da başlıyorlar. Gece 11'e kadar hacamat yapıyorlar. Hadisler var yani bırak mistik boyutu. Hani seküleristlere sözüm yok kanıta dayalı. İnanç yapımızda diyorum ya amak olur diyor ya. Bunak olur diyor ya. 7 günlük detoksta dolunay günlerinde yapılıyor. Şu an 2 ile 9'u ve 21 ile 28 arası son artık bitiyor. ilkbahar sonbahar. Sonbaharın son detoksu. Herkes evinde yapabilir. Birinci gün yapacağı kırmızı pancar, havuç, elma gibi alkali gıdaların suyunu sıkıp sabah bunu içecek ve selam. Bitti. Öğlen bir sebze, bir tane ne var? Ispanak. Hemen bir tane salata, bitti. Akşam da yine bir tane enginar dolması veya fasulye, işte mevsimlik sebze ne varsa. Yanına bir salata, bir tane de meyve. Brokoli, karnabahar. Tabii mesela. brokoli yani mevsim çünkü ilkbaharda da yapıyoruz. Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. senelere göre sebzeleri kullanacağız. İlkbaharda Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Sonbaharınki de Eylül, Ekim, Kasım, Aralıktır. Bunun dışında yapılmaz. En fazla 3 gün yapılır. Mevsim sebzeleriyle temizleniyoruz. Çünkü sebzeler temizleyicidir. Meyveler besleyicidir Doktor Nur Hanım. Bu çok önemli. Şifalı bitkiler kitabının 1 milyon baskısı var. 800 binde korsanı var. Toplum bunu öğrendi çok şükür. Bunu yaptığınız zaman günde 10 bardak yeşil çay, kateşin var içinde. Bunu içiyorsunuz. Geceleri de moringa dediğimiz bağırsakları temizleyici. Ya emici, süpürge dedikleri paspas denir bu bitkiye. Bir bitki uzmanı olarak söylüyorum. Bunun karışımını içtiğiniz zaman bir de lağman yaptıkları zaman kalın bağırsağı sulu lağmanla torba torba kurtlar, parazitler, kanlı solucanları hele bu 7 gün devam ediyor. Son gün dolunay günü. Dikkat etsinler. Dolunay günü. O gün aşk yapılmaz, çocuk yapılmaz, sohbet yapılmaz, toplantı yapılmaz. Riyazatın son günüdür. Hiçbir şey yememek lazım. Gergin gündür. İlmen cezirde bu böyledir. Bilimseldir. O gün aç kalıyoruz. Hiçbir şey yemiyoruz. Sadece su içiyoruz. Ama hangi su? Alkalisi onu da hemen söyleyelim. Bir buçuk litre suya insanların su içme oranı orta kemikli biri de 30 miligramdır kilo başına. 50 kilosunuz bir buçuk litre su içeceksiniz. Hangi su? Bu su değil. Bu su üstünde 7 yazıyor. Baktım ama 5 çıkacak. Plastik var çünkü. Seni yok eder. Evindeki arıtmalar seni mahveder. Posa içersin. Posan çıkar. Herkesin posası çıkmış. 1,5 litre suya 1 gram kristalize olmuş su, tuz. Bir de tuz kepeği. Karbonat diyorlar ya. Hı hı. Koy. Sonra bana inanma. pH çubuğunu batır. O 5 olan su 8 alkali, 9 alkali olacak. O suyu içtiğin zaman zaten sen bütün bağırsakların kanını, kanın içindeki o kirli mikropları öldüreceksin. Niye? Neden bedeni hastalanır doktor hanım? Asidoz arttığı için değil mi? Asit baz dengesi. Bozulduğu için. E biz şimdi bedeni alkali yaparsak asiti çözeriz. Kurtulmadık mı? Tabii. Kurtulduk. Son gün limon ve e, limon sıkıyoruz. Bakın çok önemli bir de zeytinyağı. Çünkü oloropin var içinde. Mistik boyutlarda esmaların biri zeytin yaprağına verilmiştir bakın. Ben hava okuduğum için bir kitabım var. Hava ilmi ledin kitabımda bunu yazdım gizli ilimlerde. Bakın esmaların birisi İsmi zeytin yaprağının üstüne yazılmıştır. Olorapin Kur'an'da 7 defa geçer. Sen zeytin yaprağını al kaynat iç çayın iç ekstratin iç. Bak 7 günde şekerin düzeliyor mu? Bak kolesterolün kalıyor mu? Bak mantarın kalıyor mu? Bak o eksamaların cinsel mantarların kalıyor mu? Kalmaz. Kesinlikle kalkar. Bir de yanına çörek otu koy. Ölümden başka arda deva. Kesinlikle kurtulursun. Bak son gün zeytinyağı limonu içtiniz mi? Hiçbir şey yemiyoruz. Sabahleyin lavmanı yaptı mı? O bağırsaklardan dünyada görmediğiniz pis kokularla her şeyi atıyorsunuz. Bağırsak temizlendi mi? Ne oluyor? Karaciğer temizleniyor safra kesesi taşlarınız dahi bir hekim buna inanmayabilir ama ben 450 tane fotoğraflı belgeli doktorların huzurunda bakın kurum doktorumuz Doktor Ali Özgür homopati uzmanıdır Doktor Ali Bey cerrahtır huzurunda 450 tane taş sayan yarışma yapıyorum son gün ne çıkardın diye oradaki çıkardıklarıyla ödül veriyoruz kendilerine. O virüsler, bakteriler, parazitler bunların toksima sizi zehirlemişti. Normal insana dönünce gözünüz de görür, tiroidiniz de düzelir. Kalbinizdeki mitral kapaklar da açılır çünkü kanınız temizlenmiştir. Midenizde kelikobakter de ölmüştür. Bağırsaklarınız da temizlenmiştir. Tabii bu ara ne yapıyorlar? Her gün sirke, probiyotikler. Tabii ki alfa sipulna, zencefil gibi yoğun bir faydalı probiyotik veriyor. Çünkü ne oluyor lağmanda? siz de buyurdunuz demin bağırsaklarda faydalı bakteriler de yok oluyor. Onun için probiyotik kullanmadan laman ve detoks yapmasınlar. Bunlar da çok önemli. Biz bunların hepsini orada insanlarımıza sebzelerle, meyvelerle ve tabletlerle, sağlıklı sabah sporlarla, hidroterapi, fitoterapi, hamam, saunalar, buharlarla insanlara böyle bir metot yapıyoruz. Bunun tarihi 21-28 Aralık en son karanlık dolunay bir daha ilkbaharda var. Bakın bu uygulamaları yapanlar, sıvı uygulaması yapanlar sıkıntıları varsa eklem kas ağrıları, cinsel isteksizlikler, Alzheimer bunama, kilo problemi olanlar bunu evinde uygulayabilirler. Uygulayamayanlar da gelsinler bu detoksu kendilerine şiar edinsinler. Bir insan doktor hanım arabanız vardır. Her yıl bakımını yaptırıyor musunuz? Tabii ki. Hiç kendi bakımınızı yaptınız mı bu seneye kadar? Yapmadım. Ben yapıyorum. Hekim yani ekim olarak. Ekim olarak yapıyorsunuz. Ben adama bugün sordum. Hastalarım vardı. Danışanlarım. Yok hocam diyor. Adam 50 yılında Samsun'dan gelmiş. Kanser, akciğer, ameliyat demişler. Koşa koşa gelmiş. Niye geldin dedim. Hocam dedi bizim dedi havzada dedi 20 kişi var. Hepsi dedi bomba gibi dedi. Hiçbir şeyleri yok. Geldim buraya dedi. Ne yapıyoruz bunlara? Beslenmeyi öğretiyoruz. Sağlıklı, sağlıklı besin. beslenme, sağlıklı yaşa. Sağlıklı yaşam. beslenme, sağlıklı düşün, sağlıklı beslen, sağlıklı yaşa, kıyameti bekleme. Cenab-ı Rabbil Alemin, Doktor Nur Hanım, ölüm ve ihtiyarlıktan başka her derdin devasını verdim diyor mu efendim? Tabii ki ayet-i onun garantisini veriyor. Veriyor e ama bir çıkıyor şimdi, e hekimlerimiz diyor ki kanserin çaresi yok, 54 çeşit çaresi var. Kısırlık tüp bebek 25 çeşit çaresi var. Şu an 3000'e yakın tescilli noter huzurunda çocuklarımız var. Elmas Hoca Hanım'a fizik tedavi uzmanı eşim. Selam gönderiyorum. Kız olursa Elmas, göbek adı erkek olursa Ahmet. Oluyor bunlar. Ve buradan tavsiye ediyorum. Bakın bu sıvı uygulaması yapanlar, 400 mikroplu erkekler, 300 mikroplu kadınlar. Detoks yapmadan asla evlenmeyin. Evlendiğiniz çocuk yapmayın. Doğan çocuklar da sıkıntılı doğuyor. Evet Yazık ben ruhsal ve fizyolojik olarak diyorum ki yani gerekirse check-up yaptırın, gerekirse spor, sağlıklı beslenme, kendinizi hazır hissettiğinizde evlilik ya da işe bile öyle başlayın çünkü şey, şey insanlara zarar vermemek için. Peki hocam program sonu yaklaşırken kıymetli izleyicilerimiz için ne söylemek istersiniz? İşte söylediğim gibi emilgatörlerden, çin tuzlarından, epter tohumlardan, florürlü macunlardan e, rafine ürünlerden lütfen uzak kalın. Süt süt ürünlerini kaynatmadan içmesinler. Çok önemli. Her gün mutlaka. Mesela ben büyük hayvanları kuzu, keçi, oğlak öneriyorum, manda öneriyorum. Bunların sütleri etlerini yesinler. Omega 3, D vitamini nereden alırız hocam? Kalsiyum ya çok kolay. Susam tahin ya 10 kat, 10 kat bakın bir haptan 10 kat fazla susamda kalsiyum var. Yani süt diyorlar ya süt için. Sütün 100 gramında 300 miligram, 100 gram tayinde 1200 miligram kalsiyum var. Hem de bedene uygun. Bu şekilde yaşarlarsa, yılda iki defa detoks yaparlarsa, sirkeleri öneriyorum. En önemli, en ucuz. Bitki çayları her şeye şifadır yetmeyebilir. Ceviz sirkesi. Alt tiroidini teşte 400 tuz yala veya atıyorum ne bileyim ben ceviz veya dereotu. Efendim mesela, gül sirkesi, bedende sıkıntı var, ağrılarım var, kiraz sirkesi, karaciğerinde problem var, enginar sirkesi, detoks sirkesi, al sirke kullan, ılık suya sabah akşam birer çorba kaşığı koy, Kalan ömrünü kaliteli, mutlu, huzurlu yaşa diyorum. Kıymetli vaktinden zaman ayırıp çok değerli bilgilerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ederiz. Hocam başka programlarda inşallah görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Yayın... Sağlıklı yaşamak bir sanattır. <laughs> Yayının tekrarını izlemek isteyenler sosyal medya hesaplarından Sağlık Vakti programını tekrarını izleyebilirler. Haftaya inşallah çok değerli konu ve konuklarla görüşmek üzere. Sağlıkla, hoşça kalın.